İkbal, kalk. Patron yine yakıp kül etmiş. Ne diyorsun sen ya? Uzat kollarını. Tutuşmuşsunuz diyorum. Çok konuşma da yürü hadi. Ferdi, aç şu kapıyı. Yürü. Samir'e bulaşırsanız her gününüz böyle geçer. Sen de şunu anla İkbal. Bu ekibe bulaştıysan yolun sonuna geldin demektir. Ha bugün ha yarın. Hadi yürü. Peki bir şey öğrenebildik mi Sinem? HTS kayıtlarına baktık müdürüm. Başak Hanım en son avukat Gencer'le konuşmuş. Gencer mi götürdü Samir'i? Böyle bir şey yapmış olamaz değil mi? Samir'in oyuncağı olmuş adam. Her şeyi yapar. Ya bırakın Gencer'i. Kızım sinyal nereden geliyor onu söyleyin bana. Abi Gencer'in sinyalini bulduk. Sarıyer tarafında bir yolda sabit. Başak'ın telefon sinyali de oradan geliyor. Hemen gönder telefona bana konumu. Beraber çıkın çocuk. Hadi. Anlaşılır Rıza baba. Hadi. Aç şu telefonu Mesut, aç. Bulamadınız mı? Yok. Kaşla göz arasında nereye gitti bu adam? Telefonu da açmıyor. Kaybolacak zamanı buldu tam. Nahisudu siz İkbal'i sorgulayın tekrar ha. Bir şey öğrenmeye çalışın. Tamam baba, senin. Böyle acil bir durumda Mesut nereye gider müdürüm? Umarım geçerli bir sebebi vardır ha. Çamlıca, Felek Sokak, No 13. Ne? Adres unutma. Çamlıca. Tamam Felek Sokak. Numara 13. Felek Sokak No 13. Burası hazır müdürüm. Enginler nerede? Varmak üzereler müdürüm. İyi. Müdürüm, bu Afgan meselesinin bu boyuta geleceğini tahmin edemedik. Kusura bakmayın. Sonra konuşuruz bunları İdil Hanım. Sonra. Şimdi önünde iki yol var İkbal. Samir'in yerini söylersin, bu sorgu odasından sırıtarak çıkarsın. Ya da o gülüşünü alır, başka bir tarafına monte ederim. Anladın mı? Ne oldu? Kim aldı sizden? Nerede diyorum lan sana? Bilmiyorum. Gerçekten Samir'in seni buradan çıkartabileceğini mi sanıyorsun? O nasıl çıktıysa beni de çıkartır. Ceyhun gözünün önünde intihar etti. Ercün'ün en son seninle görüştüğünü de biliyoruz. Sen bütün bunlara rağmen hiçbir şeyle alakam yok diyorsun yani, öyle mi? Evet. Ha, ben de buna inanacağım yani. İsterinen isterin ama. Feyza, elimizde kayıtlar var. Ceyhun'la ilişkini kaydedip şantaj yapmışlar. Ceyhun'a yaptılar, bana değil ki. Ercü'yü de öldürmek için seni kullandılar değil mi? Ercü kim? Ben tanımıyorum bile. Öyle mi? Ben eminim Ercü'nün ölmeden önce en son görüştüğü kişi sensin. Of, yeter ya. Avukatım nerede? Feyza, Samir veya İkbal. Ne biliyorsan anlatacaksın. Yoksa buradan çıkamazsın. Anladın mı? Feyza'nın Samir hakkında bir şey bildiğini düşünmüyorum. Bu işleri yaptıracak çok adamı var. Başta İkbal. Bir şekilde ulaşmış bu çeteye işte. Kesin bir şeyler biliyordur tabii. Müdürüm görüntü gitti. Olur öyle arada. Gelir şimdi. Bana bak lan. Senin hayatın kadar işkence gördüm ben. Yemez bana. Oh. Samir'in ayak bastığı her yerin adresini vereceksin bana. Yoksa sürünerek çıkarsın buradan. Anladın mı lan? Anladın mı lan beni? Anladın mı? Ha? Hüsnü? Az kaldı baba. Açacağım kaydı.
Bırak şimdi kaydı. Enginler baskın yemiş. Selin'i alıp hemen çık. Baskın mı? İyiler mi? Yetişmeniz lazım Hüsnü. Çabuk çıkın. Hadi çabuk. Tamam baba. Bak buraya. Götür şu adamı. Götür çabuk, çabuk. Şu Ceyhun'un bahsettiği kaset. Sen de mi işin içindesin? Avukatım gelene kadar konuşmayacağımı söylemiştim. Feyza, sen nasıl bir çeteye çalıştığının farkında mısın? Ha? Buradan çıksan seni sağ bırakacaklarını mı zannediyorsun? Ha? Efendim abi. Tamam, tamam çıkıyorum ben. Buradasın, daha işimiz bitmedi seninle. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.